Fabrikaların hiç bir tanesi, bak buraya 40 tane fabrika var, 40 tane. Hiç bir tanesi doğurduğunuz kapasite olan çalışmıyor. Arayan yok, soran yok. Verdik çaya 7 lira, tamam. Millette 6 iştahı. Verdin, tamam, Allah razı olsun verdin. Ama bunu benden al. Beni 3-5 tane şeye mahcum etme. Ben zaten 500 lira saçıyordum. Bunun 200'ünü alıyorsun benden, 300'ünü ben ne edeceğim? Tokayımın, nasıl tokayımın? Tokayımın da ne yiyeyim? O zaman özelleştiriyorsun. Bir şey yiyeceğim. 995 lira dalgası parası çaldı. Özelleştiriyorsun Çaykur o zaman. 620 lira şeyden parası çaldı bu. Veriyorsun mağuz 1300 lira mağuz. Bu olay o değil. Özelleştiriyorsun. Fabrika çalışmayası özelleştiriyorsun. Çiğem de var benim. Ne yiyeceğim? Yani hırsızlık mı edeyim ben? 70 yaşından sonra. Özelleştiriyorsun. 5 tane mağuz alayım. 5 tane. Doğruyu konuştun mu? Hemen geleceğin ama alayım. Sen yanlış konuştun. Niye yanlış konuştun baba? Sen yiyorsun ben. Sen et yiyorsun. Ben de minci yiyeyim de. Tabii ki bu çay fiyatından memnun musun? Vallahi ben fazla çay satmadığım için bir şey diyemem var. Bir de çayım var. Tamam. Bana yetiyor. Devlete veriyorum diyorsun. Büyük müstahsiller belki zor gelebilir. Bak evet. Büyük müstahsilin geleceği o. Evlenir mi? Evet. Tabii tabii. Bu adam 30 sene kürek attım diye değil mi? Tamam, sen de diyorsun ki yarısı kaytari. Doğru. Kaytari. Sadece takip edemiyor. O fabrikada ben bir fabrikada iş yaptım. Selim Bey çay fabrikası. Tamam ben de orada. Bir fabrikada 5 tane mudur var. Bu adam nasıl yatar? O ne diyorum? Bunun cevabını ver bana bakayım. Beş tane mudur var. Ben fabrikadan mudurdan izin alıp Trabzon'a yol çizini almaya giden adam var ya. Abi ben ne anlatıyorsun? Ben size bir şey diyeyim. Ben size bir şey diyeyim. Ben sana ne diyorum? Ben Allah'tan başka kuldan çekinmem bir. Bir de ben 30 sene fabrikaya. Bir de ben 30 sene fabrikaya çalıştım. Allah rızası için çalıştım. Alnım terimle çalıştım. Çoluk çocuğuma helal ekmek götürdüm. Helal ekmek götürmedim. Evet, yatan beni ilgilendirmez. Niye? Devletin oraya müdürü var 5 tane. Beş niye kontrol etmeyiler? Kontrol etsinler. Zavallı çalışsın. Adam olan yat. Ya devletin. Senin adamın var yat. Ben yatamadım fabrikaya. Devletin işte en büyük hatası o. Ben 30 sene çalıştım fabrikaya hiç yatmadım. 5 tane müdürü oturacak masasına. Geçsin. Ben sana ne diyorum? Devlet sadece onu takip edemiyor. En büyük bir fabrikaya 5 tane mudur olur. En büyük kaybımız o. Ya enflasyona göre hiç bir şey değil. Ama kesim olarak şey şimdi 7 lira neye düşer? Artı çık onda düşer. Tamam yapılan fiyat normal değil yani. Niye? Biz geçen sene bir ton çaya bir ton gübre alıyoruz. 1 milyar para kalıyordu bize. Şimdi bir ton çaya 1 milyar 400 milyon da şeye gübreye para ödüyoruz hepimizden. Neye çıktı? Sıfıra çıktı. Yani bir ton gübre alıyorsun, bir ton çay satıyorsun, 1400 lira daha para katıyorsun. Eksperim. Öyle mi? Tabii çay eksperim. Şimdi ne diyelim? Bunu devlet etmesi lazım. Yani kota dedin, kotayı devlet ama bize, ben eksperim mesela, arkadaşlar çay götürüyor. Bakayasın tak düğmeye basılıyor, kondajan 13 kilo. Adamın çay kalıyor eline. Nereye satacak? Oza sektör, oza sektör dedi ki ben bugün almanın yerini alıyorum 2000 liradan bir sal. Çok oldu. Bu sene ne oldu? Vallahi neyin ne oldu belli olmaz bu sene yani. Çünkü geleceği göreceğimiz bir ülke değil bu ülkede, bitti o iş. Kesinlikle değil yani. Geleceğini göreceğim bir şey değil. Şimdi konak lokantasında, durak lokantasında yemek yedim. Her yerde yemek 40-55 lira. Bak, dünden bugüne 55 lira. Bir tabak yemek. 10 lira zam. Aynen öyle. Yani yarın nasıl göreceksin ki? Yarın görürüz. İç savaş çıkarsa her akşam sabah zaten. Başka bir şey yok. Vallahi parası olana göre öyle ama parası olmayana göre tabii. Bu arada siz çay üreticisi misiniz? Efendim? Çay üreticisi misiniz? Evet evet. Özel sektöre şurada bir çay kanunu çıkarılsa iyi olur. Çünkü özel sektörün şeyine düşersen Allah yardım et. Allah muhafaza etsin. Hiç iyi bulmadık ya. Hiç iyi. 10 milyar cübre. Ha yani güzel iyi bir yerde ama 10 milyar bekliyorduk biz. Evet evet. Peki bu arada olmaz oğlum. Çay devlet alsa çok güzel. Gene 7'ye de razıyık da devlet almayın. O sektör alayı veri ya mesele 2 milyar düşük. Onda veri koni çok zarar yani. Bunun yağmurluğu, başlığıdır. Araba parasıdır. Herif kilit çeviriyor 150 Ali. Araba parası.
Çok zor, çok zor. Evet, evet, çok yüksek yani. Daha çok bekliyorduk. Yine devlet alsan onda da razıyık da. Kontoşanı konmasa. Ben mi? Seçistom. 20 milyar gübreye verdim. Bir alınsa gübreye gidecek işte. Evet, evet. Bir alınsa yani yarılık yani. Ben bekliyorum yani. Bu şeyi alsın, çayı alsın devlet. Onu da razıyık. Alsın onu. Özele vermeyelim onu. 7 liraya da razıyık. Evet, evet. Razıyık. Türkiye'de şu anda bütün baskılara rağmen enflasyon oranı %70'ler seviyesinde. Ancak bunun gerçek enflasyondan uzakta olduğu bütün milletimizin gerçeği. Zira bakkala, markete, kasaba gittiğimizde artışın asgari %200'leri bulduğunu gözlemliyoruz. Öte yandan çay ürününün elde edilmesinde en önemli girdi maliyetlerinden olan gübre fiyatı geçen yıla orana %300'e yakın bir oranda artış olmuştur. Yine çay üretiminde diğer bir girdi maliyeti olarak değerlendirebilecek olduğumuz petrol fiyatlarında da %300'ü aşan bir artış söz konusudur. Öte yandan diğer bir girdi maliyeti olarak değerlendirebileceğimiz işçi ücretlerinde de %200'den aşağıya olmayacak bir artışın olabileceğini gözlemliyoruz. Bütün bu hususlar dikkate alındığında çıkan çay fiyatının olması gerekenin oldukça altında olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bundan 15-20 yıl öncesine baktığımızda çay parasıyla elde edilen ürün neticesinde insanların çocuklarını evlendirir, evlilik esnasında ihtiyaç duyabilecek olduğu evin donanımını sağlar, beyaz eşyasını alır, mobilyasını yaparlardı çay parasıyla beraber. Bir yıl boyunca elde etmiş olduğu ürünle birlikte eğer inşaatı devam ediyor ise inşaatına bir kat atma durumu söz konusu veya biraz daha fazla çayı olan o yıl elde etmiş olduğu ürün karşılığında ki bedelle birlikte bir ev satın alabiliyor veya ufak çaplı da olsa bir arsa satın alma durumu söz konusu. Ancak bugün gelinen noktada yıllarca çaya verilmesi gereken artışın reel olarak verilmesi gereken artışın çok altında olduğundan dolayı bugün sadece çay parasıyla yıllık iaşe ihtiyacımızı karşılama noktasına gelmiştir. Çay fiyatının 20 yıl öncesine göre her geçen gün reel olarak yapılması gereken artışın altında yapıldığından dolayı düşük olduğunu, bugün itibariyle asgari olarak 10 TL olması gerektiğini çay fiyatının açıklamasından önce bu görüşümüzü ifade etmiştik. Yine aynı görüşte olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çayla ilgili herhangi bir kanuni düzenleme, çay kanunu çıkartılmamış olduğundan dolayı yıllarca Rize'de yaşayan bir kardeşimiz olarak her çay sezonu döneminde çay kanunu bir zorunluluktur, çıkartılması gerekir, bir kurala bağlanması gerekir şeklinde görüşlerimizi ifade etmişsek de yıllarca iktidarda bulunanlar da bu hassasiyeti gösteriyor olmalarına rağmen ancak elinde imkanlar olmasına rağmen çok rahat bir şekilde çay kanunu çıkartılabilecekken bu karmaşıklığın ortadan kaldırılabilmesi mümkün iken maalesef bu yönde herhangi bir adım atılmamakta. Seçimlerde adeta bu husus seçim malzemesi yapılmakta, sürekli sürüncemede bırakılmaktadır. Bir an önce çay kanunu çıkartılarak bu konuda bir düzenlemenin getirilmesini zorunlu görüyoruz. Şayet bu yapılırsa belirlenecek olan taban fiyatının altında özel sektörlerin de çay alımının önüne geçirebileceğini düşünüyoruz. Şu ana kadar bildiğimiz gibi çay fiyatları her zaman için gübre fiyatlarının üzerinde açıklanmıştır. Gübre fiyatlarının üzerinde olmuştur. İşin doğası gereği de budur. Yani bir kilo çay fiyatıyla bir kilo gübre alamıyorsanız en azından. Bu işi zaten zarar etmesi demektir ki şu ana kadar yapılan tüm uygulamalarda her zaman için bir kilo çayla en az 1,5 kilo gübre alabiliyordu. Bunun altındaki bir rakamı kabul etmek, yani 7 lirayı kabul etmek, bunu kabul etmek demek aslında çay üreticilerine yapılan en büyük ihanetlerden birisidir. Kim bu fiyatı makul, mantıklı, çok çok güzel görüyor, o da aslında çay üreticilerine ihanet etmiş oluyor. Çünkü gerçek maliyet 10 TL'nin üzerindedir. Eğer siz çay üreticilerine bu fiyatı vermezseniz, fiyatı açıklanmış olan fiyatı arttırmazsanız çay üreticisi tarlaya girmez. Tarlaya girmezse çay toplanmaz. Çay toplanmazsa Türkiye'de var olan tüketicilerin talebini karşılayamazsanız bunun sonucunda yurt dışından ithalatın yolu açılır. Çayda oyun büyüktür. Bu oyuna ortak olanlar da çay üreticisine ihanet halindedirler. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı havaalanı açıklarken taban fiyat olarak açıkladı bunu. Buradan kendisini hatırlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yaş çay
çayda taban fiyat uygulaması yok. Çünkü bunu size engelledik. Yaş çayda taban fiyat uygulamasının hayata geçmesi, yani açıklanan yaş çayı alım fiyatının altında alım yapılmasını yasaklayan, saklamak demek olan taban fiyat uygulamasını ilgili olarak biz iki kere kanun teklifi verdik. İkisinde de reddettiniz. Yani demek ki çay üreticilerinin en çok talebi olan, çay müşterisinin en çok talebi olan taban fiyat uygulamasını reddeden, hayata geçirmeyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. O açıdan bir kez daha hatırlatalım Sayın Cumhurbaşkanı. Yaş çayda taban fiyat uygulaması yok çünkü bunu siz engellediniz ve engellemeye de devam ediyorsunuz. Her çay fabrikadan eğer taban fiyat uygulamasını hayata geçirmediğiniz zaman eskilerden farklı olmayacaktır. Aynı süreç devam edecektir. Bakın burada bir şey daha. Bir, bugün yaşanan bir gerçeklik üzerinde de konuşabiliriz. Bugün kuru çaya %40'ın üzerinde zam yapıldı. Yaşça yapılan zam ne? %75 lan rakamları. Aslında burada bir film olduğunu da görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bu yaşça alım fiyatını açıklarken kesinlikle Rize Ticaret Borsası ile oturup konuşmuştur. Onların beraberiyle, ortakçılığı da bu fiyat açıklanmıştır. Bu aslında bu fiyatın bu kadar az açıklanmış olmasına da bence bu görüşme etkili olabilir. Görüşüldüğünü bilmiyorum, görüşmüştür diye söylüyorum. Çünkü açıklanmış olan iki rakam arasındaki uyuma baktığınız zaman bunun da böyle olduğunu görüyoruz. Demek ki yaşçayda açıklanan fiyatlar özel sektörün onayı doğrultusunda açıklanmış. Bu da çok kabul edilebilir bir şey değil. Hiç kimse özel sektör çay fabrikasına karşıdır. Biz de karşı değiliz. Çünkü karşı olamazsınız. Mantığı yok. Türkiye'deki kurulu gücün yarısı özel sektöre ait, yarısı çay kuru ait. Özel sektör çay almasa çayda çok büyük sıkıntı yaşanır. Bunları biz hepimiz biliyoruz ve buna uygun bir gerçekliği ön plana çıkartıyoruz. Ama bu işin öznesi kimdir? Çay üreticisi. Çay üreticisinin hakkını korumazsanız, onun emeğini vermezseniz yarın bugün bu özel sektör çay fabrikaları da fabrikalarını kapatmak zorunda kalırlar. Çünkü kimse çay toplamaz. İlk önce çay üreticisini koruyacaksınız, güçlendireceksiniz, destek olacaksınız ki çay olursun. Çay toplansın. Ama ben Türkiye'deki asıl amacın çay üreticisini korumak ya da Türk çay tarımını korumak olduğunu da düşünmüyorum. Başka büyük hesaplar vardır. O başka büyük hesapların adım adım uygulamaya geçtiğini görüyoruz. Ve ne yazık ki buna destek veren, kendisini çay üreticilerinin destekçisi olarak gösteren insanlarımız da var. Bu da tabii işin acı yönlerinden bir tanesi. Çay politik bir ürün değildir. Ulusal bir ürün. Çay siyasal bir ürün değildir. Ulusal bir üründür. Ulusal güvenlikle ilgili bir üründür. Çünkü dünyada en çok çay tüketen ülke biziz. Eğer siz kendi topraklarınızda çayı üretmezseniz yurt dışından çay ithal etmek zorunda kalacaksınız. 2,5 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediliyor. Belki daha da fazla bir rakam. Bu aynı zamanda Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine de aykırı bir şey. Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleri çok basit ve nettir. Her zaman söylüyoruz. Bir kez daha söyleyelim. Tükettiğini üreteceksin. Çay tarımı onun için Türkiye'ye getirilmiştir. Ama şu an yapılan şey bu sektörde yer alan bir takım bileşenleriyle birlikte Cumhuriyet'in bu temel ilkesi çiğnemek için ulaşılmaktadır. Bu da bizlerin kabul edileceği bir olay değildir. Baştan beri söylüyoruz. Bir kez daha söyleyelim. Çay üreticisi korunmak zorundadır. Çay üreticisi desteklenmek zorundadır. Diğer tüm üreticileri olduğu gibi onların da desteklenmesi gerekiyor. Bu devletin en önemli görevidir. Bu görevden hiçbir hükümet kaçamaz. Bu çünkü bir devlet politikası. Biz devlet politikasına aykırı, ben kafama göre sarayda oturuyorum diye saraydan talimat vererek bir politikayı çizemezsiniz. Politika ortadan kaldıramazsınız. O nedenle biz bir kez daha aynı taleplerimizi dile getiriyoruz. Çay alım fiyatı en az 10 TL olmalıdır. Çaydaki destekleme primleri, yani 17 kuruş arttırış yapıyorsunuz. Yani 17 kuruş arttırmak, 7 sene üzerine 17 kuruş arttırmak. Şöylesi dalga geçmek demek. Şu anki hükümet açıklamış olduğu 17 kuruş destekle şöylesiyle dalga geçmiş. Bu kabul edilebilecek bir olay değildir. Enflasyonun %120'lerin üstünde olduğu, dolar kurunun gelmiş olduğu nokta, çevresinin maliyeti sadece gübre midir? Gübreye %300 zam yapıyorsunuz, %300 üstüne zam yapıyorsunuz. Mazota zam geliyor, işçiliğe zam geliyor, üretimde kullanmış olduğun her şeye zam geliyor. Sizin yaşamınıza zam gelmiş. Vatandaşların yaşamları pahalılaşmış. Yaşam pahalılığının bu kadar yüksek olmuş olduğu yerde 175 zam yapılmıştır. Bunu doğru, makul karşılıyoruz demek. Baştan söylemiş olduğum gibi çevreticilerine karşı yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Fakat ne olursa olsun biz bu taleplerimizi